Evet gençler, stüdyoya hoş geldiniz. Gerçekten bizi çok güzel ağırladılar. Evet Mavi, nedir durum? Mavi mi? Bir tane kaldı. Ağız alışkanlığı. Koyayım abi. Koyayım. Evet Mavi adam, nasıl geçti? Şimdi çok güzel geçti. Gerçekten çok uyumlu çalıştık. Herkes yani potada değilmiş gibi çalıştı. Kazanacağımızı düşünüyorum. Vallahi durmadan söylüyorlar zaten. Biz Sergen'i kurtarmak için çalışıyoruz diyorlar herkes ya. Allah razı olsun hepsinden. Yeri geldiği zaman ben de onlar için çalışırım inşallah. Ya değil yani. Ama güzel geçti yani bizim için. Benim bir şey söylemek istiyor galiba efendim. Şefim, Sergen umarım kazanır. Çünkü hatırlıyorsanız takım seçmelerinde 3-0 dediğim zaman demişti ki ben burada eşek gibi anırım. 3-0 diyorum sana bu hafta bizde. Sen 3-0 yen, ben burada büyük konuştum. Eşek gibi anırım. Yani biraz kritik noktada olduğunu düşünüyorum Sergen'in. Bakalım nasıl olacak, çok heyecanlıyım. Tahsin, aslında Sergen her şey yolunda, süper geçti. Çok iyi ve süper geçmedi yani. Bayağı aranızda ikinize tartıştınız yani. Fırının önüne oturmuşum, tepsi oraya sıkışmış. Elim de yanıyor, Hasan da şahit. Hasan'la tepsi çekiyoruz, Sergen dikilmiş başımıza. Hadi 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 hadi. Güneşlenmiyoruz ki orada biz yani. O tepsi çıksa ben de çıkacağım oradan ama. Sonra işte bir yükseldim artık gitsin diye. Çünkü o kendi darlanınca bizi de darlıyor. Bir de kabak pişmedi falan, böyle bir korktuk, bir renk almayınca kabak. Ama kurtardık sonra, oldu, güzel oldu yani. Burcu, neler söyleyeceksin? Eğer bu oyunu alamazsanız, takım komple eleme potasına gidiyor. Bir dokunulmazlık oyunu falan yok. Eleme potasında olacaksınız. Neler düşünüyorsun? Vallahi şefim çok garip. Yani bu hafta inanılmaz huzurlu bir takım çalışması. Herkes çok uyumlu, çok güzel geçti ama kaybettik. Bugün onun acısını çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani dış çekim de çok güzel geçti. Diğerleri de güzel geçmişti gerçi. Ama bugünden umutluyum. Yani eğer biraz insanların yediğinden, içtiğinden, yüzlerinden ifadeleri algılayabiliyorsak tabii ki farklı şeyler de olabilir. Ama umudum bugün Sergen yukarıda olacak. Biz de beraber. En azından şu potu 6 kişi olsun da şey. Hasan, nasıl gidiyor? Güzel. İlk kez yani böyle bir şeyler karşılaştınız. Bu oyunda kaybeden gidiyor. Yani bugün elimden geleni yaptım. Fazlasıyla çok koşturduk yani. Bütün takım da öyleydi. Hani kendi ürünümü yaptıktan sonra bütün her şeye yardımcı olmaya çalıştım. Bayağı bir savaş verdik. Ben de alacağımıza inanıyorum bugün. Potada olmamızın bunu değiştirecek bir şeyi yoktu zaten. Onu da kanıtlamış olduk. Kırmızıya gelince Eren ilk haftaki rekorunu egale edebilecek misin? İlk hafta da 3-0 kazanmıştı. Aynen. İlk haftada karşı takımından 6 kişi gitmişti. Bugün de kazanırsanız bu sefer karşı takımdan 5 kişi gidecek. Ve sizin takımdan hiç kimse potaya gitmeyecek. Çok rahat bir pazar günü geçireceksiniz yukarıda, stres olmadan. Yani kazanır mıyız, kaybeder miyiz onu bilemeyeceğim. İki tarafta lezzetli yemekler yaptığını adım gibi eminim. Daha lezzetli yapan kazanacak. Onlar da kazansa, biz de kazansak hiç sıkıntı yok. Potaya da gideriz, çıkarız. Sizin yemeklerde bir sorun var mı aklında olan? Bizim tatlı da biraz sorun vardı, o kadar. Ne gibi bir sorun? Yani bizim ya hoşumuza gitmedi daha, değil mi Dilan? Öyle diyebiliriz. Şef şöyle söyleyeyim. Bütün pekmezi kullanmama rağmen hala tatlı değildi, şekerli değildi. O konuda sadece bir tereddüdüm var. Bir de arkadaşlarla konuştuğumda tatlıyı bildiklerini, daha macun kıvamında bir tatlı olduğunu söylediler. Yani o yüzden ben helva gibi bir tatlı yaptım. Kavrulmuş bir helva yaptım. O yüzden orijinaline bakarsak ben kaybederim gibi hissediyorum. Bir yemekte daha emin değilim. Onun haricinde de ortada gider diyorum. Kısmet diyoruz. O zaman tatlıya bir farkla girmeniz sizin için mecburiyet gibi. Tabii. Düşünüyorsunuz o zaman. O için o el blender kullandı Dilara bir arada. Şefim şimdi mutfakta, evet yani Eren abi söyledi ama mutfakta her yol mübahtır. Eğer doğru bir şey, ürün çıkarmak istiyorsak yolu nasıl gittiğimizin hiçbir önemi yok. Eninde sonunda o ürün çıktı mı çıktı. O yüzden sıkıntı yok. Yani kettle'da sos çektirmiş bir ekip var şefim burada. O yüzden helvada blender kullanmak. Örnek olarak değil mi? Tabii ki ama sonucu da etkiler mi? Etkileyebilir. Yani elle dövülmüş bir şeyle blender'dan çekilmiş. Göreceğiz. Biz de bilmiyoruz. Evet Görkem. Şefim güzel geçti. Huzurlu çalıştım. Alanya zaten çok güzeldi. Çok güzel bir gün geçirdik. 2-0 önde olmanın verdiği bir enerji de vardı. Tamamıyla oyuna odaklandık. Bütün enerjimizi verdik. Yani ben şahsen öyle yaptım. Her şeyi koşturdum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlarıma. Umarım kazanırız çünkü zor bir, sıkıntılı bir durum aslında. Çünkü potaya son gitmek de
bir sorun. Şimdi şöyle söyleyeyim, haftanın ilk başında potaya gittiğin zaman en azından mental olarak kendini iyileştirebiliyorsun, odaklanabiliyorsun, hazırlayabiliyorsun. Ama doğrudur, son gittiğin zaman çok az bir zaman ve o birazcık daha insanı zorluyor. Ama tabii artık bunları aşmamız lazım. Daha hızlı iyileşip daha hızlı odaklanmamız lazım. Bu kanadayım ben. Ve arkadaşlarımınkinin tersine ben kazanacağımızı düşünüyorum şefim. O enerjideyim. Niye öyle düşünüyorsun? Kaybederse kırmızı takımı sen pota mı gideceksin? Yani öyle görünüyor, bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum yani, bilmiyorum. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hissediyorum ama bu her şeyden bağımsız hissediyorum. Aslında kendi yemeğimi yapmamla, arkadaşlarıma destek olmakla, yani Elbriyant ile Heyva bile yaptım. Stefanlara da yardım ettim. Her şeye koşturdum. Herkes gibi destek oldum. Yeri geldi malzeme verdim. Ama bilmiyorum, bugün göreceğiz. Kazanmak istiyorum yani. Kazanıp geçmek istiyorum yukarıya. Evet, aslında bir oyunu kazanarak 5'iniz birden MasterChef'in ilk 9'una kalacaksınız. Artık pazartesiden itibaren 9'a, tek sayılara düşüyoruz. Şeyde kalmadı. Çok güzel değil mi? Şeyde kalmadı. Kaldı. Çok eğlenceli. Evet, o yüzden dinamik değişiyor sadece çok. Bu oyunu kazanarak 5'iniz birden ilk 9'a kalan adaylarımız olabilirsiniz.